Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. İki bölümlük bir seri yapacağız demiştik geçtiğimiz bölümde. İşte bugün Bitcoin'i temel anlamda özellikle ekonomik model açısından toparlayıp ortaya basitçe anlaşılabilir bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Çok fazla detaylara da giriyoruz zaman zaman ama bu iki bölümlük seri için daha genel bir şekilde adından da anlaşılabileceği gibi genel Bitcoin teorisi üzerine temel bir kaynak olabilecek bir bölüm olacak. Geçen bölümde birçok şeyi konuştuk zaten ama tabii özellikle buraya bıraktığım birçok konu da oldu. İlk başlangıçta fiyat white paper'ı konuşarak başlayalım. Parayı zaten genel olarak çok konuşuyoruz ama önce kağıt paraların bir white paper'ı olsaydı nasıl olurdu? Bence üstüne düşünülmesi gereken bir konu bu. Ve bir karşılaştırma yapmanın birçok şeyi daha da berraklaştıracağını düşünüyorum. Satoshi, Bitcoin makalesinde neredeyse hiçbir eksik bırakmamış durumda. Hatta gerçekten hiçbir eksik yok diyebiliriz sanırım rahatlıkla. Kağıt paralara geldiğimizde ise durum pek öyle değil. Zaten bir white paper'ı da yok ama biz onun adına bir tane yazmak istersek ilk şöyle başlamamız gerekiyor galiba. Sınırının ne kadar olacağı belli değil ve ben kağıt paraların yaratıcısı olarak istediğim zaman, istediğim şekilde ve istediğim koşulda yeni para arz edebilirim. Ayrıca bunu yaparken sizin paylarınızı da aynı oranda arttırarak en azından oransal bir eşit büyüme gözetmeyebilirim ve hepiniz bunu kabul etmek zorundasınız. Benim kağıt paramın ülkemin sınırlarını geçtiğinizde bir değeri olacağının garantisi yok bu arada. Ve dağıtık bir kayıt defteri tutmak yerine ben sadece benim sakladığım ve herkesin kayıtlarını kontrol ettiğim tek bir defter tutuyorum. Ayrıca yeni para yaratılmasında ödül sistemi tabii ki var fakat küçük bir ayrıntıyla. Yeni paralar en son tekil kullanıcıların eline geçecek ve bu akış içerisinde geçen zamanda değerini koruyacağının sözünü veremem. Ödülleri de yine benim kontrolümde olan, benim seçtiğim, benim yetki verdiğim özel kuruluşlara dağıtıyorum. Kredi balonlarıyla para arzını büyütme etkisini onlarla paylaşıyorum. Ve bu şekilde bir ödül sistemi var. Siz kullanıcılar olarak gidip bu aracılardan yeni borçlar isteyebilirsiniz. Ve sizin isteyeceğiniz her borç için bu kuruluşlar tekrardan ekstra olarak para yaratma etkisine sahip olacak. Buraya kadar bir problem yoktur umarım. Nasıl yaratıyorum peki bu parayı? Arkasındaki güç ne? Harcadığım bir kaynak var mı? Bu para sistemi sadece ekranlarda gördüğünüz rakamlardan ibaret ve fiziki olarak elinizde tuttuklarınızın maliyeti de neredeyse sıfıra yakın. Arkasındaki gücü de siz bana veriyorsunuz, oy kullanarak. Paranın sahibi ben olduğumdan dolayı bütün medya elimde olabilir, bütün politikacılar cebimde olabilir, bütün devlet kurumları benim yaptığım kanunlarla yönetiliyor olabilir. Ve sizi yönlendirerek istediğim şekilde istediğim kişilere oy kullanmanızı sağlayabilirim. İşte gücüm buradan geliyor. Ve bunun karşılığında bana sınırsız bir enerji kaynağı sağlıyorsunuz. Tek yapmam gereken baskı makinelerinin başına geçmek veya artık dijitalleşen dünyada ekranlarınızdaki rakamların düzenlemesini yapmak. İşte eğer kağıt para sisteminin bir white paper'ını yazıyor olsaydık, sanıyorum bu cümleleri kullanmamız gerekirdi yeterince açık olmak için. Tabii ki bugünlerde radikal bir doğruculuk pek iş yapmıyor. O yüzden bunlar yerine faiz oranları, M2 para arzı, gayri safi milli hasıla, demokrasinin güçler ayrılığı, manipüle edilen enflasyon rakamları gibi bilgiler bizlerle paylaşılıyor. Tabii önce bir enerji konusunu aradan çıkartmak istiyorum. Şöyle düşünelim. Günümüzün de çok büyük bir problemi bu. Özellikle enerji depolama konusu. Genellikle çok verimsiz çalışan hidroelektrik santralleri veya daha da verimsiz çalışan temiz enerji seçenekleri var. Fakat çok yanlış anlaşılmasını istemem. Buradaki verimsizlik şu. Enerjinin korunumu ve dağıtımında büyük problemler var. Şimdi hatırlayamadım ama daha önce bir başka bölümde zaten bunun detaylarına girmiştik. Ürettiğimiz enerjinin neredeyse yarısı dağıtım ağlarında bize ulaşana kadar kayboluyor. Bu büyük bir problem aslında. İstek anında hazır bir enerji bekletme konusu çok önemli o yüzden. Kömür işte bunun için çok ön plana çıktı 20. yüzyıldan önce. En gelişmiş enerji teknolojimizdi ve sonra yerini yavaş yavaş petrole bıraktı. Bunların çok basit bir sebebi var. İstek anında patlayıcı gücü, enerjiyi dilediğimiz gibi hazırda bekletmek. Tabi temiz enerji kaynakları yavaş yavaş ön plana çıkıyor ama teknoloji henüz petrol veya kömürden aldığımız gibi verimli bir sonuç sunamıyor. Tamam ama tüm bunların parayla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Ve ben de şöyle derim. İnsanlığın bugüne kadar geliştirmiş olduğu en verimli enerji birimi. En azından bir süreliğine çok verimli ve kullanışlıydı. Kağıt paralara geçmeden önce parayı bir enerji kaynağı olarak düşünmemiz gerekiyor burada. Gerçekte zaten bundan pek farklı değil. Sadece diğer materyaller gibi ölçeklendirerek ürettiğimiz bir şey değil tekil olarak ama biz bunu iş gücüyle yapıyoruz ya da iş kanıtıyla yaptığımızı sanıyoruz özellikle kağıt para sisteminde. Harcadığımız enerjinin karşılığını depoladığımız bir araç para. Bu açıdan bakıldığında petrolden veya kömürden neredeyse pek bir farkı yok. İstek anında hazırda tutabileceğimiz patlayıcı bir güç para. Bir süre boyunca birikim yapabilirsiniz ve bu depoladığınız enerjiyle anlık bir harcama yapabilirsiniz. Tüm olay bu aslında parayla ilgili ve para işte bu yüzden bir teknoloji olarak değerlendirilmeli zaten. Parayla ilgili temel prensip de burada oluşuyor aslında karşılığında verilecek değerli bir takas nesnesiyle yaratılması lazım paranın ilk olarak. Bu bizim için iş gücü demek. Fakat parayı yaratan merkezi veya merkeziyetsiz yapılar için de yine bir enerji harcaması anlamına gelmeli. Geçen bölümde Newton'dan konuşmuştuk biraz. Şimdi burada da termodinamin yasalarına girerek çok sıkıcı devam etmek istemiyorum ama enerji takası konusu önemli bir prensip para içinde. Altın bunun en güzel örneklerinden biri. O da merkezi bir şekilde üretiliyor genel pencereden bakarsak. Ama karşılığında gerçekten bir iş kanıtı ve enerji harcaması var. Ve onu değerli yapan özelliklerin başında da bu geliyor zaten. Tabi Bitcoin aralarında çok ciddi ve büyük farklar var. Belki ileride bir başka bölümde sağlam paralar üzerinde konuşurken bu konunun detaylarına daha rahat gireriz. Paranın arkasındaki ekonomiye girerken 3 temel noktadan bahsedebiliriz paranın bir enerji birimi olarak değeri var. Ve bunun üstüne konuştuk biraz. Ama diğer ikisi paranın zaman değeri ve paranın konum değeri. Ve bu sonuncusu genellikle atlanabiliyor. Birazdan ona da gelmiş olacağız. Ama önce zaman değerinden biraz konuşmak gerekiyor. Hepimiz Keynesyen modelden gayet iyi öğrendiğimiz gibi bugünkü 100 liranın veya doların değeri bir yıl sonraki aynı birim paradan çok daha yüksek. Faizleri belirleyen şey de zaten bu zaman değeriyle ilişkili bir konu. Fakat burada çok önemli bir problem ortaya çıkıyor. Paranın zaman değeri bizim bütün alışkanlıklarımızı ve aktivitelerimizi etkileyen bir durum. Yüksek zaman tercihli veya düşük zaman tercihli insanlara dönüşebiliyoruz bu değer yüzünden. Kısaca şöyle açıklayabiliriz. Yüksek zaman tercihli olmak demek daha çok anı yaşamaya çalışmak ve bugünü gelecekten daha önemli, anlamlı görmek demek. Problem burada başlıyor. Para Zaman içerisinde değerini kaybettiğinden dolayı ki bu kesin bir gerçek, biz bunu sadece yüksek enflasyon altında daha yakından hissedebiliyoruz ama enflasyon konusuna daha sonra geçeceğiz. Bu arada o kadar çok detay var ki hepsini toplamda iki bölüme sıkıştırmaya çalışıyorum ve anlaşılabilir net bir şekilde aktarmayı deniyorum. Alt başlıkların bazılarına daha önce de girdik zaten ve gelecekte de belki birçoğuna kendi başlığını verip bir bölüm haline de getirebiliriz. O yüzden bu bölümde sadece genel bir para teorisi resmi çizmeye çalışıyoruz. Devam edelim. Paranın gelecekte daha değersiz hale gelecek olması ve bu bilgiye bizim sahip olmamız her şeyi değiştiriyor. Bu konunun ilk bakışta zararlarından çok yararlarının da olduğu görülebilir. Şöyle ki insanlar veya şirketler parayı sürekli olarak kullanmak isteyecekler. Piyasadan çekip yastık altında saklamak mantıksız gelecek ve parayla bir şeyler yapmak isteyecek herkes. Ekonomi makinesinin çalışması için çok mantıklı, değil mi? Peki öyle değil. Küçük bir ülke düşünelim şimdi ekonominin canlı ve aktif olmasını sağlamak istediğimizi varsayalım. Ne yapmamız lazım? Faiz oranlarını düşürürüz. Borca ulaşmayı kolaylaştırırız. Bunun birçok farklı yolu var ama temelde hepimizin bildiği gibi çok rahat bir şekilde para arzını arttırarak bu problem hızlı bir şekilde çözülebilir. Herkesin elinde birim olarak daha çok para olacağından paranın değeri düşecek ve insanlar bunu bildiği için harcama yoluna gidecek. Kimisi yatırım yapabilir, kimisi temel ihtiyaçlarını karşılayabilir, Kimisi yükümlülükler satın alabilir, ev veya araba gibi ve para çok hızlı bir şekilde dolaşır. Teorinin bu kısmı çok önemli. Sıcak para kavramıyla yakın bir şey bu. Para cepten cebe gezmeye başlar. Bu şekilde tüketim ve özellikle üretimlerin arttırıldığı düşünülüp milli hasılanın yükseldiği hesaplanır ve büyüme ortaya çıkar. Her ülke büyümek ister. İster küçük olsun ister bir power powerhouse olsun. Fakat bu şekilde bir büyüme aslında bir sabun köpüğü gibidir. Sadece para arzı arttırılarak ve ucuz kredi dağıtılarak piyasanın iyiye gittiği gibi bir yanılsama yaratılır. Ve bir noktadan sonra paraya ulaşım aşırı kolaylaştığında zaman tercihlerimiz değişmeye başlar. Paranın zaman değeri ortadan kaybolduğu için gerçekleşir bu. Sonrasında düşen faizler yavaş yavaş veya bazen de bir gecede bile olabilir, ani bir şekilde yükselmeye başlar. Keynesyen ekonomistler sadece paranın zaman değeriyle yani faiziyle yapay bir şekilde oynayarak işte tüm bu metrikleri sağlıklı bir şekilde tutabileceklerini düşünüyorlar ve çoğu zaman bunun böyle olmayacağını çok acı tecrübelerle hissediyoruz biz sıradan vatandaşlar olarak. Aslında olan şey en başından beri var olan esas nokta paranın zaman değerine merkezi bir otorite karar veremez. Sadece geçici bir süreliğine manipüle edebilir. Sağlam bir paranın değeri piyasa tarafından özgürce belirlenir ve para biriminin kendisi serbest piyasa tarafından seçilir. Ludwig von Mises ve Avusturya İktisat Okulu sağlam paranın tanımını böyle yapıyor. Ve biz de Türkiye, Arjantin, Venezuela, Afrika ülkeleri ve diğer 3. dünya ülkeleri olarak buna ilk elden tanıklık ediyoruz. Bu tip ülkelerde Keynesyen modelin sunduğu yanılsamaların sonucunda bir noktada serbest piyasa hala eğer varsa para birimleri değişmeye başlıyor. Arjantin'de şu anda sanıyorum 20'den fazla dolar kuru var. Kara borsalarda ayrı, bankalarda ayrı. Mesela çiftçiler için ayrı ayrı kurlardan işlem görüyor peso. Ayrıca döviz alımında ek vergilerle caydırıcı önlemler uygulanmaya çalışılıyor. Serbest piyasaya doğrudan bir müdahale bunlar ve paranın değerinin özgürce belirlenmesini, para biriminin özgürce seçilmesini engelleyecek merkezi bir yaptırım. Fakat bu kısmı paranın konum değerine geçtiğimizde biraz daha açarız. Önce zaman üstüne biraz daha konuşmamız gerekiyor. Yüksek zaman tercihli insanlar anı yaşamayı daha ön planda tutar dedik. Düşük zaman tercihli insanlar da geleceğe önem verir. Ve para birimlerinin de bunda çok önemli bir rolü var. Şu ana kadar paylaştıklarımızdan anlaşılacağı üzere. 20. yüzyıla kadar insanlık tarihi daha düşük zaman tercihli bir dönemdeydi diyebiliriz. Da Vinci'nin Mona Lisa tablosu, Michelangelo'nun Davut heykeli, Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu gibi eserlerin hepsi günümüz kağıt para sisteminde üretilmesi mümkün olmayan sanatın başyapıtları. Müzik için de aynı şeyler geçerli. Bugün artık üreticiler olabildiğince fazla ve olabildiğince sıklıkla eserler üretmek zorundalar. Çünkü karşılığında aldıkları fiyat paranın zaman değeri yeterince kısa bir vadede sıfıra yakınsıyor. 20. yüzyılın ortalarına kadar gördüğümüz mimari şaheserleri de bu yüzden göremiyoruz artık. Nitelikten çok nicelik ön plana çıkıyor fiyat para sisteminde ve bu çok zararlı bir şey. Yani para aslında sadece bizim bildiğimiz anlamda para değil, çok daha fazlası. Temel özelliği olan bir değer saklama aracı yeteneğini kaybettiğinde uzun vadeli ve kısa vadeli düşünme yapımız değişiyor. Keynesyen modelin mecburi olarak sunduğu enflasyon sebebiyle parayı uzun süre elde tutmak istemek çok kötü bir fikir. Bu ekonomik model insanları mecburi olarak riskli yatırımlar yapmaya itiyor. Ayrıca varlık ve yükümlülükler arasındaki farkı pek iyi anlayamadığımızdan dolayı genellikle elimize geçen parayla net nakit akışımızı bozacak zararlı olan ama reklamlarla ilgimizi çeken yükümlülükler alma eğilimine giriyoruz. Bir noktadan sonra nakit akışı mutlak bir şekilde bozulmak zorunda ve borç kullanmak bir yaşam standardına dönüşüyor. Zaten tüm kağıt para modeli borçlanma üzerine kurulu. Oyunda öne geçmek için aslında olmayan varlıkları yaratılmış gibi kabul etmek zorundayız ve kaynağı belli olmayan bir merkezden borç kullanmak durumundayız. Kağıt para sisteminde borç kullanmazsanız, bu sizin için bir el freni görevi görür. Kağıt para sisteminde amaç öldüğünde borcun içinde olmak ve bunların karşılığında varlıklar sahibi olmak. Oyunu bu doğru kurallara göre oynarsanız başarılı olmamanız için önünüzde neredeyse bir engel yok ama biz genellikle bu bilgilerden mahrum şekilde yaşıyoruz. Ve ayrıca genel toplamda baktığımızda para eşittir borç denklemi toplumun tamamını düşündüğümüzde zararlı bir araç. Sistem bir borç köleliğine dönüşüyor. Belirli imtiyazları veya avantajları olmayan sıradan vatandaşlar için. Dünyanın birçok yerinde bunun birçok çarpıcı hikayesi var. Ve örneğin Bangladeş'teki Karides Lordlarını konuşurken Bitcoin ve Umut bölümünde buna benzer bir örnek vermiştik. İleride borç köleliği üzerine bir bölüm mutlaka yapmış oluruz ve bu konunun detaylarına orada daha fazla girmiş oluruz. Kısaca anlamamız gereken şey Para zaman içinde değerini kaybettikçe ve biz yüksek zaman tercihli bireylere dönüştükçe, ayrıca bu bilgi bir gerçek olarak önümüzde durdukça, toplumsal anlamda sanattan sanayi ve üretime kadar, toplum sözleşmelerimizden bireysel özgürlüklerimize kadar her şeyi etkileyen ve daha kötü hale getiren bir durum. Bugün paranın zaman değeriyle ilgili oluşan enflasyonun nereden geldiğini çok iyi bildiğini söyleyen Nobel ödüllü ekonomistler tüm bunların sebebini örneğin Amerika'daki yüksek enflasyonu araçlarda kullanılan çip üretiminde yaşanan aksaklıklara bağlayabiliyorlar. Bazı ürünlerin arzındaki problemleri enflasyonun ana sebebi olarak görmeye devam ediyorlar ve kendilerinden çok eminler. Aynı henüz daha 2-3 yıl öncesine kadar enflasyonun gelmeyeceğinden emin oldukları gibi. Üçüncü maddeye geçebiliriz sanırım artık. Paranın bir de konum değeri var demiştik. Eski bir hikayeye dönmemiz gerekiyor burada önce. 1874 yılında Amerikalı denizci David O'Keefe Pasifik Okyanusu'nun batısında Yap Adası'nı keşfetti. Tabi bu ada aslında bundan çok daha önce keşfedildi ama O'Keefe bambaşka bir şey yaptığı için onun ziyareti ada için en önemli olanı sanırım. Yap adası halkının taş blokları para olarak kullanması hikayesinden daha önce paranın kısa tarihi bölümünde bahsetmiştik. Ama bugün başka bir açıdan örnek olarak kullanacağız yine aynı adayı. O keyfi adaya ulaştığında diğer ziyaretçilerin pek fark etmediği veya belki de önemsemediği bir şeyi fark etti. Ada halkı kendi aralarında ticaret yaparken takas aracı olarak yani para yerine taş bloklar kullanıyorlar. Bu bilgiyi ona bazı fikirler verdi. Ada, Hindistan cevizi, kokonat ve deniz hıyarı bakımından doğal zenginliklere sahip. O keyfi bu adayı inceledikten bir süre sonra yanına daha fazla adam alarak geri döndü. Ama savaşmak için değil. Bundan çok daha etkili bir yöntem var. Yerel halkın kullandığı para birimi olan özel taş blokların çıkartıldığı diğer komşu adalarda para madenciliği diyebileceğimiz savaştan daha basit bir yol olduğunu biliyordu. Kendi adamlarıyla ve yerli halktan topladığı diğer iş gücüyle yeni ve daha büyük, daha değerli taşlar çıkardı ve Yap Adası'na topluluğun kabul edebileceği büyük bir servetle geri dönmüş oldu. Bazıları itiraz etti. Paranın yaratılış sürecindeki manipülasyonu bugünkü Keynesyen ekonomistlerin birçoğundan çok daha iyi anlayan bu ilkel kabilenin azınlık üyeleri pek dikkate alınmadı. Yerli halk şeflerinin de oluruyla doğal zenginliklerini o ile takas etmeye başladı. Ve sadece bu takaslar yap adası insanlarını neredeyse köleliğe kadar götürecek bir duruma sürükledi. Kaptan o basit taşlar karşılığında aldığı deniz hıyarlarını, Hindistan cevizi yağlarını ve kokonatları en yakın ana karalara giderek gerçek para karşılığında satarak kendine büyük bir servet yarattı. Bu hikaye paranın konum değeriyle çok bağlantılı bir konu. Aynısı İspanyollar karşısındaki Azteklere ve İtalyanlar Fransızlar karşısındaki Afrika topluluklarının da başına geldi. Kızıl yine aynı sebeple yok oldu. Aslında paranın taşıması gereken temel özellikleri barındırmayan değersiz para birimlerinin hemen hepsi topluluklar için aynı sonuca çıkıyor takas araçları dünyanın bazı konumlarında çok farklı materyallerle yapılabiliyor. Ve bunlardan bazıları daha sağlam para birimlerine sahip ülkeler tarafından suistimal edilebiliyor. Azteklerin ve Kızılderilerin başına gelenler günümüzde Pakistanlıların, Filipinlilerin ve Bangladeşlilerin hatta Türklerin coğrafya kaderdir demesine sebep oluyor. Aslına bakarsak olması gereken şey paranın konumdan bağımsız olarak evrensel olarak geçerli sabit bir değer olmalı. Paranın konum değeri coğrafi arbitraj yapılarak toplumların fakirleştirilmesinin önünü açan en önemli problemlerden biri. Hapishanelerde sigaraların para birimi olarak bir takas aracı şeklinde kullanılması da çok benzer bir konu. Topluluklar bulundukları ortama göre ve kendilerine göre en elverişli para birimlerini seçme konusunda gerçek bir yeteneğe sahip. Fakat bu seçim dışarıdan etkilerle müdahale edilerek bir çıkmaza ve kaosa sürüklenebilir. Serbest piyasanın kuralları gereği ve Avusturya İktisat Okulu'nun söylediği gibi topluluk ve katılımcılar para birimlerini seçmekte özgür olmalı ama bu seçimi yaparken aynı zamanda çok dikkatli olmalı. Bitcoin bu anlamda paranın üzerindeki coğrafi arbitraj manipülasyonunu kaldırıyor ve parayı tekrardan özgürleştiriyor. Paraya konumdan bağımsız bir şekilde değer veriyor. Konum konusunun ikinci kısmı para birimleri dünyanın her yerinde evrensel bir geçer akçe olmalı. Rezerv para birimi dolar ve yanındaki güçlü görünen birkaç para birimi bunu sağladıklarını iddia ediyorlar. Fakat bunu yaparken sömürgecilikten ve zayıf para birimlerine sahip toplulukların köleleştirilmesinden faydalanıyorlar. Bugün yalnızca bir düzüne para birimi hariç neredeyse hiçbir para birimi bir başka ülkede geçerli değil ayrıca toplumlar bir konum fanusunda sıkışıp kalıyor. Ve bireysel özgürlüklerin önündeki en büyük engellerden biri de bu durum. Bugün Türk lirasıyla Türkiye harici neredeyse hiçbir ülkede işlem yapamazsınız. Ve mecburi olarak para biriminizi değiştirmeniz istenir. Ulusların büyük bir çoğunluğu için geçerli bir şey bu ayrıca. Ya da varlıklarınızı istediğiniz şekilde nakde çevirip kolayca ülke değiştiremezsiniz. Birçok kısıtlamalara maruz kalırsınız böyle bir şey istediğinizde. Havalimanlarından cebinizde belli bir nakdin üstünde çıkış bile yapamazsınız. Kağıt paralar konumsal bir zincire vuruluyor ve buradaki zincir sadece paranın üstünde geçerli değil. Özgürlüklerimiz ve kendi adımıza karar verme, seçim yapma gibi arzularımız için de geçerli. Ayrıca parayla ilgili face value dediğimiz bir kavram var. Nominal değer olarak da adlandırılıyor bu. Yani paranın yüzünde üstünde yazan rakamlardan bahsediyorum. Çok fazla düşünmüyoruz bunun üstüne. Hatta çocuklarla girdiğimiz güzel bir oyun var. Çocuğun önüne fazlaca bir miktar üstünde düşük rakamlar yazan parayı koyuyoruz ve yanına da belki sadece bir tane çok yüksek nominal değerde bir kağıt parçası koyuyoruz ve tercih yapmasını istiyoruz. Bu oyun bence parayla ilgili birçok şeyi açıklayan bir şey bu arada. Belki de çocuklar haklı olabilirdi bu oyunda. Eğer sağlam bir paradan söz ediyor olsaydık fakat biz şunu çok iyi biliyoruz ki önümüze 100 tane 5 TL konulsa ve karşısında da bir tane 100 dolar konulsa her şartta 100 doları tercih ederiz. Burada yaptığımız tercihin face value ile yani nominal değerle bir alakası yok o yüzden. Önemli olan şey paranın alım gücü. Kağıt paraların üstünde yazan rakamlar sadece birer yanılsamadan ibaret. Zimbabve'nin üstünde 100 trilyon dolar yazan bir banknotu var mesela. Kendi sınırları içinde bile oldukça düşük alım gücüne sahip bu parayı sınırdan dışarı çıktığınız anda değiştirmek zorundasınız çünkü hiçbir geçerliliği yok. Venezuela'da hiperenflasyonla birlikte alım gücü erozyonuna uğrayan kağıt paralarla kadın çantaları yapılıp satılıyor. Çünkü üretilen çantanın değeri örgü ve işlemede kullanılan paranın nominal değerinden daha yüksek. Para birimlerinin üzerinde yazan rakamlar eğer arkasında bir enerji değeri yoksa, konumdan bağımsız özgürlüğü yoksa ve zamana karşı dayanıklı değilse hiçbir şey ifade etmeyen irrasyonel bir rakama dönüşüyor. Bir bitcoin eşittir bir bitcoin demenin mantığı işte tam olarak bunun altında yatıyor. Ve bu yüzden para merkezi yapıların, otoritenin söylediği şey değildir. Parayı ve onun alım gücünü belirleyen şey piyasanın kabul ettiği bir takas oranı üzerine kuruludur devletler sadece geçici bir süreliğine bu oranı manipüle edebilir. Ekonomik modelin temel hatlarına girmişken konuşmamız gereken konulardan bir diğeri de stock to flow kavramı. Stok akış metri de diyebiliriz sanırım Türkçe olarak. Bir malın özellikle serbest piyasada değerini belirleyen en önemli kavramlardan biri bu. Şöyle düşünelim. Elimizde 100 birim bir meta var. Bu bizim stokumuz oluyor. Hali hazırda üretilmiş ve kullanıma hazır miktar. Yıllık olarak düşünürsek her yıl bu aynı metanın yenisinden 10 adet üretebildiğimizi varsayalım. Bu metanın stok akış oranı %10 veya diğer bir deyişle 0.1 olacaktır. Ve düşük sayılabilecek bir sayı neredeyse. Aynı zamanda bir enflasyon rakamı bu eğer fark ettiyseniz. Her yıl %10 arzı yükselen bir meta yaklaşık 7,5 yılda toplam arz bakımından 2'ye katlanacak demektir. Zaman tercihimizle de çok ilgili bir konu yine. Ama ilk önce genel olarak bugünlerde kullandığımız, ihtiyacımız olan metaller üzerinden düşünürsek konuyu. Mesela petrolün stok akış oranı 1'e çok yakın. Yani her yıl elimizdeki stok kadar petrol üretiyoruz. Petrol konusuna girmemdeki en büyük ikinci amaç arz kontrolünün en sık uygulanan metallardan biri olması bu arada. OPEC isimli kuruluş petrol monopolisinin başında oturuyor ve sıklıkla karşılaştığımız gibi günlük, aylık, yıllık üretim miktarlarını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Buradaki diğer bir problem de elbette stoklama probleminden kaynaklanıyor. Onu da eklemek lazım. 10 yıl boyunca ihtiyacımız olacak petrolün tamamını çıkartıp bunu stoklamak istediğimizi bir düşünün. Sadece bu fikir vadeli petrol fiyatlarını tekrardan eksi fiyatlama seviyelerine bile çekebilir. Stok akış metriği o yüzden çok önemli bir detay. Altın için düşünelim. Dünya Altın Konseyi, insanlık tarihi boyunca çıkartılan toplam altın miktarının yaklaşık 201 bin ton olduğunu düşünüyor. Ve yer altında kalan miktarın yaklaşık 50 bin ton olduğunu söylüyorlardı. Sanırım geçtiğimiz yıl Uganda'da bulunan tahmini saf miktar olarak 301 bin ton altın rezervinden sonra bu fikirlerinde bir değişiklik olmuştur. Küresel altın rezervinin üstünde devletlerin bir monopoli bulunsa bile stoklama konusunda büyük bir problem bulunmuyor. Ve bunun yanında üretim maliyeti de zorunlu bir iş kanıtı gerektiriyor. Aynı şey petrol için de geçerli fakat o noktada stoklama probleminden bahsetmiştik. Ayrıca altını otorite kontrolü dışında düşündüğümüzde onu en sağlam varlık çeşitlerinden biri yapan temel sebep yine stok akış metriğinde saklı. Toplam stokun yıllık ortalama %2 civarında yeni altın çıkartılabiliyor. Bulunma zorluğu ve üretilme zorluğu var. Mesela doğalgaz yine çok benzer bir konu. Bir metanın değerleme ölçümünde stok akış modeli sanırım fark ettiğiniz gibi çok önemli bir kavram. Bence tam bu noktada paraya geçiş yapabiliriz artık. Kağıt paraların stok akış metrine baktığımızda dünya ortalamasının %15 civarında olduğunu söyleyebiliriz ve bu sadece merkez bankaları tarafından yeni yaratılan parayı kapsıyor. Fakat para arzı sadece para basarak yükselmiyor ve işte tam burada büyük bir problem başlıyor. Merkez bankalarının verilerinde gördüğümüzün aksine para arzı büyük çoğunlukla bankalar tarafından karşılıksız kredi balonlarıyla büyütülüyor ve net bir rakam söylemek de mümkün değil altın standartından tamamen çıkılıp kağıt paraların arkasındaki yer çekimi etkisi kaldırıldıktan sonra dahi yani bir yöntem olarak karşılıksız borçlanarak para yaratma fikriyle tanıştık. Kağıt paralar tamamen bir borç senedine dönüştü. Bu durumu ancak üretmeden önce tüketme isteğimizle ve değişen zaman algımızla açıklayabiliriz. Fakat para borç demek değil aslında. Paranın arkasında bu iki bölümlük seride konuştuğumuz temel kavramların mutlaka yer alması gerekiyor. Mevcut kağıt para sisteminde borçlanarak büyüme oldukça kolay bir yöntem görünüyor. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bugün karşılık vermeden elde edeceğimiz para yarın daha değersiz bir hale gelecek. Sermayeyi ölçeklenebilir bir güce çevirmemize yarıyor kağıt para sistemi. Kaldıraç kullanmaktan çekinmiyoruz. Çünkü cezanın gün geçtikçe hafifleyeceğinden neredeyse emin gibiyiz. Üretimi ve gelişimi teşvik ettiğini düşündüğümüz bu yaklaşım 10 yıllar içinde döngüsel olarak bizi boom bust ekonomilere sokuyor. Karşılığında sürekli olarak yeterince uzun vadede baktığımızda iş gücünün maliyetini reel anlamda düşürmüş oluyoruz. Bugün hepimiz 200 yıl önce yaşayan herhangi bir monarka göre çok daha iyi şartlara sahip olabiliriz. Fakat ürettiğimiz değer karşılığında elde ettiğimiz birim bu borç köleliği sisteminde mecburi olarak düşmek durumunda. Elimizdeki imkanlarla hayat standartlarının yükseldiği ama karşılığında emek, enerji ve değer katkılarımızın reel olarak azaldığı dönemlerden geçiyoruz. Bunu kurbağa deneyine çok benzetiyorum ben. Şöyle bir kurbağayı ılık bir suyun içine atıp ve ocağın altını yavaş yavaş açtığınızda kurbağa piştiğini fark edemiyor ve sudan çıkamıyor. Alım gücünün sürekli olarak düşmesi, enflasyon rakamlarının manipüle edilerek paylaşılması bu örnekle çok benzeşen durumlar ve bunun yanında herkes daha fazla kazanmanın derdinde çünkü fiyatların artışından etkilenmek istemiyor. Fakat dönüp sormamız gereken soru bu noktada yanlış olabilir ve paranın tanımıyla ilgili bazı gerçekleri atlıyor olabiliriz. Takas aracı olarak kullanılan para aynı zamanda bir değer saklama aracı da olmalı. Bu bizim atlamamızın yanında daha önemlisi birçok ekonomist de göz ardı ediyor paranın belki de çok önemli olan ama kaybolan bu özelliğini. Bir değer saklama aracı aynı zamanda para olarak kullanılabiliyor. Daha ilkel metotlarda bunu görebiliyoruz ama her takas aracı maalesef değer saklamaya uygun değil ve bu denklem çift taraflı çalışmak zorunda aslında. Biz kağıt paraların bu temel problemlerini çözmek yerine çok uzun bir süredir para dışındaki her şeyi bir probleme çevirmiş durumdayız. Eğitim sistemi, iş hayatı, günlük yaşam, bireysel hak ve özgürlüklerimiz, demokrasinin girdiği çıkmazlar, hayat standartlarımız bugün kağıt paraların yarattığı önümüzde duran çok büyük problemlere dönüştü ve ilerleyen bölümlerde bunların hepsinin detaylarına girmiş olacağız zaten. Şimdi tüm konuyu toparlarsak biraz fayda, maliyet, arz ve talep kavramları üzerine konuştuk ilk bölümde. Adalet kavramı ile ilgili yine konuştuk. Enerji konusuna kısmen giriş yapmıştık ve genel olarak kusursuza yakın bir paranın tanımı nasıl olabilir? Bunu bir zemine oturtmaya çalıştık. Bu bölümde de sağlam bir paranın tanımı üzerine durduk. Paranın arkasında ona değer veren kavramları anlamaya çalıştık. Sanırım dokunmak istediğim her yere dokundum diye düşünüyorum. Bazı noktalarda belki biraz yüzeysel de olabilir. Bunun sebeplerinden biri zaten o hangi konuysa mutlaka daha önce o konuyla ilgili özel bir bölüm yapmışızdır veya önümüzdeki bölümlerde çok daha detaylı bir şekilde girmeyi düşünüyoruzdur. Bunları paylaştım zaten yeri geldiğinde. Peki şimdi tüm bunları düşününce Bitcoin hangi noktada devreye giriyor? Temel bir başlangıç noktamız var bence. Para dedik ki serbest piyasanın değerini belirlediği ve seçtiği bir metadır. Takas aracıdır. Bitcoin bu noktada gün geçtikçe daha fazla kullanıcı tarafından seçilmeye devam ediyor. Ve bir noktaya kadar serbest bir piyasası olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada değer belirleme anlamında konuşuyorum. Üretilmesinde veya sahiplik isteğinde herhangi bir monopoli bulunmuyor altın veya petrolde olduğu gibi. Fakat fiyatı manipüle edilebiliyor. Bir fiyat belirlemeye çalışırken insanlar henüz değerini anlamamış olabilir. Bu çok normal. Altın yaklaşık 2000 yıldır ticarette kullanılıyor ve fiyatını sabitlemeyi hala başaramadık. Çünkü karşılığında sınırsız bir oranda yükselen kağıt para dağı var. Değerini de henüz belki net olarak anlayamıyoruz. Çünkü yine elimizdeki madenlerin veya daha sonradan keşfedilecek madenlerin toplam stoğunu bilemiyoruz. Bitcoin için o yüzden fiyat ve değer belirlemek bundan çok daha zor. Ama ben değerini belirlerken şöyle bir yoldan gidiyorum. Bireysel özgürlüklerimizin değeri ne kadarsa Bitcoin'in değeri de işte o kadar bana göre. Fiyat kısmını bir kenara bırakırsak ki bu bence en az ilgilenilmesi gereken konu. Değer konusunda bazı tanımlar yaptık. Bunlar bence çok önemli kavramlar ve özellikle birçok kişinin atladığı paranın konum değerinden biraz bahsettik. Tüm bunları toparladığımızda parayı da bir teknoloji kategorisine zaten sokmuştuk. Bu anlamda baktığımızda Bitcoin önünde durulamaz bir teknoloji olarak görünüyor. Herkes için adil ve herkese eşit uzaklıkta bir para birimi. Fiyatı belirli dönemlerde manipüle edilebilse bile ki bu da serbest piyasanın korku ve açgözlülük endeksine de bağlı bir durum biraz. Yani ekstrem fiyatlamalarla sık sık karşılaşsak bile değeri manipüle edilemez. Çünkü arkasında iş kanıtı var. Blok zincire gömülen şeyi sadece dağıtık bir defter yapısının içindeki para transferleri olarak düşünmek eksik bir tanım olur. Aynı zamanda blok zincire ciddi bir enerji gömülüyor ve bunun değeri Bitcoin'in temel ekonomik kavramı Aynı bir altın madenindeki maliyetler gibi veya petrol kuyularının maliyetleri gibi temel bir değer metriği var elimizde. Ve bu iş kanıtı neredeyse geri döndürülemez bir şekilde saklanıyor. Dünyanın bir ucundaki bir dağın derinliklerinde veya okyanusun derinliklerinde keşfedilen yeni altınlar, petrol, doğalgaz gibi yeni bitcoinler bir daha asla keşfedilmeyecek. Ve bu gerçek onu dünyanın en kısıtlı arıza sahip metası ve aynı zamanda stok akış metriği en düşük metası haline getiriyor. Arkasındaki ekonomik modeli sanırım en basit bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi kısaca bunları bir kenara koyalım. İspanyolların altın aşkını, o kefenin Hindistan cevizi yağı tutkusunu düşünelim. Bizi insan yapan özelliklerimiz bunlar. Hepimiz belki yeterli uygun şartlar altında yağmacı olabiliriz veya o gibi biz de küçük çocukların elindeki nominal değeri yüksek varlıkları daha değersiz ama daha fazla taş parçalarıyla değiştirmek isteyebiliriz zaman zaman. Fakat bitcoin işte bunlar gerçekleşmesin diye var. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl üzerine de birkaç bölüm yapmıştık bitcoin özelinde. Bu açılardan bakarak şimdi sağlam para ve kağıt para seçeneklerini iki yanımıza alalım ve düşünelim. Eğer bir değişiklik yapmazsak ve aynı şekilde devam edersek 100 yıl sonra dünyanın geleceği noktayı lütfen hesaba katarak takas aracı ve değer saklama tercihlerinizi buna göre yapın. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık HODL günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.